çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı biraz daha öne çıkartmamız. Öne çıkarmamız, birbirimize anlayış göstermemiz, o genç taraftarların birbirlerini kucaklaması lazım. Evet. Bunları istiyoruz. Evet. Peki Orhan abi, yine devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, ikinci bölümde Orhan Budak bizimle beraber değil. Çünkü onu fazla yormak istemiyoruz. Mehmet Sevinç'e biraz az söz veriyoruz ilk bölümde. İkinci bölüm beraber devam edeceğiz. Gelen maillerden hemen biraz okuyalım. Mehmet Bey, ben Amasya'dan Musa Öksüz. İyi yayınlar diliyorum. Şampiyonumuz, değerli abimiz Fevzi Şeker'in ölüm haberini sizden duyunca inanın çok üzüldüm. Allah rahmet etsin, ailesine sabırlar diliyorum. Sayın Bekir Çeker ve Güreş Camiası'nın başı sağ olsun. Allah'ın mekanını cennet etsin. Konuklarınıza selam ve sevgiler yolluyorum. Amasya'dan hepinize saygılar diyor. İyi yayınlar dilemiş Musa Öksüz. Musa abi, şimdi biz zaten kendimizi bir televizyoncu, bir programcı gibi değil, amatör bir yola çıktık. Moraller son derece bozuk. Asafımız son derece bozuk. Yani takdiri ilahi. Her şey Yaradan'dan geldik, Yaradan'a döneceğiz. Üzgünüz Musa abi. Gerçekten o röportajları beraber yaptık. 10 gün evvel Ankara'da. Fevzi hocam o kadar güzel güreşe destek vermişti ki, o kadar güzel şeyler söyledi ki, ne diyelim, kelimeler düğümleniyor, kalıyor. Onun için buradan Amasya, tabii orası da güreşin beşiği. İlgin, alakan için tabii bu haberleri acı da olsa paylaşıyoruz. Neden? Yani acılar da paylaşınca ufalsın diye. Amasya'ya selamlar yolluyorum. Müziğin Orhan babası Orhan Gencebay, amatörün babası Orhan Budak'tır. Bir daha okumak istiyorum bunu. Müziğin Orhan babası Orhan Gencebay, amatörlerin babası Orhan Budak'tır. Allah'tan şifa dilerim. Talip Ercan, Fotospor'dan çalışma arkadaşı. Bu arada Fotospor'un efsane amatör sorumlusu Mustafa Zeki de Kayış Dağı Darülhez'de kalmakta. Şimdi güzel kardeşim Talip Ercan, fazla tanımıyorum çoğunuzu ama tanımaya gerek yok. O kadar yürekten yazmışsın ki, Mustafa Zeki usta bir kalem. Unutmamak lazım elimizden geldiği kadar. Biraz sonra bir Birol var, Birol Amigo Birol. Bir konuşma yapıyor. Onun bugün jübilesi vardı. Bana jübile demeyin, veda konuşmasıydı bu dedi. Bugün çektik. Hüseyin Yıldırım yine Atletizm Federasyonu As Başkanı Hüseyin Yıldırım abim de oradaydı. Doğan Haber Ajansı olsun. Orada tabii Anadolu Haber Ajansı. Spor Meydanı Yazı İşleri Müdürü Muzaffer Batumlu. Hep beraber oradaydık gazeteden, basından. Örnek alınacak konularıma. Mustafa Zeki işte hemen gideceğiz. Darülhez'de kalmakta, Kayış Dağı'nda. İlk işimiz oraya gitmek. Önce Ankara'ya gideceğiz. Gerekirse Sivas'ta. Hocamızın son yolculuğunda yanında olacağız, Fevzi hocamızın. Arkadaşlar, sıfatlar bitince, hani bir yaşlanıyoruz ya. Sıfatlar da bitince yapayalnız kalıyoruz. Onun için vefayı önde tutalım diyoruz. Mustafa Zeki'ye de acil şifalar diliyoruz. Mustafa Zeki, her neredeysen diyoruz işte Darülhez'de. Seni çok seviyoruz. Yalnız değilsin. Kardeşim sağ olasın. Çok güzel bir mail yollamışsın. Sahip çıkmak lazım. Bakalım, bir duayen bir efendim soru yollamış. Evet, iyi insan lafın üzerine soru yollar mı diyelim buna. Sevgili Muzaffer Batumlu yollamış. Yazı İşleri Müdürü, açabilirsek okuyacağım. Değerli izleyiciler, gerçekten çok ani gelişmeler sonrasında biraz tempomuz düşük. Siz de üzgünsünüz biliyorum. Sayın Mehmet Çelik, öncelikle Ataspor'u güreşimize uzun yıllar görevde bulunan değerli hocamız, serbest güreş milli takımımızın deneyimli hocası Fevzi Şeker'in vefatı bizleri derinden üzmüştür. Fevzi Şeker hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Güreş camiasının ve spor dünyasının başı sağ olsun. Konuklarınıza hayırlı akşamlar. Mehmet Sevinç kardeşime, Orhan hocama selamlar demiş. Devamı var. Mehmet Sevinç kardeşime 3 sorum olacak. 2012 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Türk Hava Yolları Euroleague'de final formunda 3 temsilcimizin olası şansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Takımlarımız Anadolu Efes, Fenerbahçe, Ülker, GS Medical Park. İkinci soru, 2012 İstanbul spor başkenti olması nasıl yorumlarsınız? Futbol ve olimpiyatlar ülkeleri geliştiriyor. Bu teze katılıyor musunuz? Sevgili Batumlu, teşekkürler. Ömer Altay'a da selam ve sevgiler diyoruz. Hemen bir iki tane daha okuyalım. Orhan abimizle devam edelim. Evet. Sayın Mehmet Hocam, size ve değerli konuklara iyi akşamlar diliyorum. Tarifi imkansız bir aşk amatör futbol hizmet veren değerli abimiz Orhan Budak'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Ben de bu hastalığın yeneceğine yürekten inanıyorum. İyi yayınlar.
Sultan Gazi'den sevgilerle Volkan Kara kardeşimiz yollamış. Evet. Fevziker abime Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Güreş camiası bir değerini kaybetmiştir. Başı sağ olsun diyor Güreş camiasının. Metin Şenel yollamış. Tabii Osman Şenel'in kardeşi. Evet hocam tabii taziyeler var. Bu suallere de bir cevap alalım sizden. Tabii öncelikle Euroligi isterseniz cevaplamaya çalışayım. Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Medical Park ve Anadolu Efes bu yıl Euroleague'de çok iyi işler yaptılar. Bu takımlara baktığımızda tabii Galatasaray Medical Park ilk kez Euroleague'de mücadele ediyor. Ama buna rağmen gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydular. Özellikle Abdi İpekçi'deki maçlarda seyirciyle inanılmaz bütünleştiğini gördük Galatasaray Medical Park'ın. Ve elemelerden gelerek gruplara kaldılar ve gruplarda da gruptan çıkmayı başardılar. Top 16 isimlerini yazdırdılar. Final Four yolunda Galatasaray'ın önünde çok zorlu rakipler olduğunu düşünüyorum. Umuyoruz ki Galatasaray Medical Park ilerleyen dönemde top 8'i de görür. Ama top 16'da eşleşeceği takım son derece önemli. Çok zorlu rakipleri var ve kadro yapısına baktığımızda özellikle Zaza'nın dönmüş olması, NBA'ye yeniden dönmüş olması onların pota altında ciddi bir zaaf yaşamasına neden oluyor. Dolayısıyla top 8 için şanslarını biraz daha az görüyorum Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'e kıyasladığında. Evet. Anadolu Efes çok iyi bir ritim yakalamış durumda. Oldukça iyi gidiyorlar. Takımları çok iyi. Beko Basketbol Ligi'nde de zaten son derece iyi durumdalar. Oturmuş bir takım, agresif bir takım. Çok iyi savunma yapıyorlar. O eski Efes Pilsen dönemindeki savunmayı görüyoruz. O sert savunmayı görüyoruz. Sayın Ufuk Sarıca da bu takımı gerçekten çok iyi yönetiyor. Sasha Vujačić için çok ciddi bir katkısı var. NBA'deki tecrübesini aktarmayı başardı. Fenerbahçe Ülker oldukça iyi gidiyor. Oturmuş bir takım, oturmuş bir kadro. Seyircileri zaten tartışılmaz. Onlar da seyirci desteğini arkalarına aldıklarında özellikle İstanbul'da son derece başarılılar. Bu üç takımımızdan en azından birinin mutlaka Final Four'a kalacağını ben düşünüyorum. Bu takımlar içinde de en şanslı gördüğüm ekip Anadolu Efes. Diğer soru 2012 İstanbul özellikle Avrupa yani tabii kültür başkenti spor kültür başkenti sonra spor, evet spor başkenti olmayı da fazlasıyla hak etti bence İstanbul çünkü yaptığımız organizasyonlara son dönemde bakacak olursak dünya güreş şampiyonası yaptık, dünya basketbol şampiyonası yaptık, son olarak WTA Championships İstanbul'da yapıldı. Son yıllarda çok ciddi bir potansiyelimiz var spor organizasyonları Şampiyonlar Ligi açısından. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası finalleri evet. oynandı İstanbul'da. Aynı zamanda diğer sporlara da ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip. Çok bu yönde çok ciddi tesislerimiz var. Dolayısıyla spor başkenti olmayı hak ediyoruz. Önümüzdeki yıl yine olimpiyat elemeleri kadınlar voleybolunda büyük ihtimalle İstanbul'da olacak. Ankara'ya alınma ihtimali de var ama şu anda açıklanan resmi il İstanbul. Evet. Belki Ankara'ya alınabilir ama İstanbul'a baktığımızda gerçekten çok ciddi organizasyonlar yaptığını görüyoruz. Ve spor başkenti olmayı da Avrupa'da spor başkenti olmayı da hak eden bir şehrimiz İstanbul. Dünyanın en güzide şehri, en güzel evet. şehri zaten hiç tartışmasız. Bunun yanı sıra olimpiyatları alabilirsek eğer 2020 yılında ciddi rakiplerimiz var. Sporda bir gelişim olur mu? Kentsel bir gelişim olur mu? Şeklinde bir soru vardı. Evet. Bunun en bariz örneği 1992 yılında Barcelona'da yaşandı. Barcelona Avrupa'nın açıkçası en az gelişmiş şehirlerinden biriyken şu anda bir turizm merkezi haline gelmiş durumda. Çok ciddi tesisler yapıldı ve o tesisler sayesinde yeni bir çehreye büründü Barcelona. Ve şu anda dünyanın, Avrupa'nın özellikle en çok turist çeken ve en çok ziyaret edilen en temiz ve en düzenli şehirlerinden biri haline geldi. Bu sadece belediyesel olarak baktığımızda gördüğümüz gerçekler. Bunun bir de sportif yansıması var. 1992 evet. Barcelona Olimpiyatları. İspanya'nın sportif anlamda çok ciddi bir şekilde gelişmesini sağladı. O jenerasyon, 92 jenerasyonuna baktığımızda 2000'li yıllardan itibaren handboldan, basketbola, futboldan, bisiklete birçok dalda dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadıklarını görüyoruz İspanyolların. Evet. Bunun temeli 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda atıldı. Ve biz şu anda 2020'yi aldığımız takdirde çok ciddi bir hükümet desteği var, devlet desteği var sporun arkasında. Evet. Umuyoruz ki alacağız. Aldığımız takdirde de şansımız olduğunu da düşünüyorum.
aldığımız takdirde gerek İstanbul'un yeni bir çehreye bürüneceğini, gerekse Türk sporunun çok ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyorum geride kalan örneklere baktığımda. Evet. Değerli izleyiciler, sevgili Orhan Budak'la alakalı tabii Mehmet Sevinç'te ikinci bölümde 2010'un totalini konuşacağız tabii. 2013 Akdeniz Oyunları Mersin'de biliyorsunuz ama sadece bunlar değil, çok değerli bir duayen, geleceğin önemli spor fikir adamlarından Mehmet Sevinç'te bu konuları şöyle bir harmanlayacağız. EYOF'a gideceğiz. Üniversite hayatı Erzurum'da neler yaşandı? Tabii son yılların en çok Cumhuriyet tarihinde tesise yatırım yapan hükümetinin bu işin arkasında ne kadar duracak ve tabii metropol kentlerden İstanbul olimpiyatlar için neler ifade ediyor? Yerel belediyecilik zihniyeti neler kazanacak? Sevgili Mehmet Sevinç'te bunları konuşacağız ama yine bir taziye var. Acımız çok büyük. Bahattin Aydın yollamış. Sakarya Güreş İl Temsilcisi. O da kısa dönem önce değerli büyüğünü kaybetmişti. Tabii buradan Sakarya'da bu acıyı hissetti. Ben hemen Orhan hocama dönmek istiyorum. Hocam özellikle tabii sizin amatör spora katkılarınız küçümsenmeyecek kadar çok büyük. Özellikle tedavi sürecimizde severlerinize emek verdiğiniz Türk amatör dünyadan nasıl bir beklentimiz olsun, nasıl haber alalım, nasıl koşalım birbirimize? Buradan vefa örneği, dayanışmalar, Orhan abi neler söyleyeceksin bu konuda? Vallahi şimdi söyleyeceğim şu, sizler olduktan sonra bundan büyük bir dayanışma olmaz. Evet. Bu çok büyük bir dayanışma. Sağ olun. Yani birbirimize sahip çıktıktan sonra bu sevgiyi nesillere aşılamış oluruz. Bu nesiller dediğimiz zaman başarıdır bunlar. Şimdi Mehmet Bey'in dediği gibi sporun bir nimeti var. Barcelona bu nimetten faydalanmış. Nereden nereye gelmiş? Sporun nimeti önce birlik, beraberlik, sevgiden başlıyor. Sizler olduktan sonra, bizim dostlarımız olduktan sonra bizim bir kaygımız yok. Allah'a çok şükür. Evet. Herkes arıyor, soruyor, sağ olsunlar. Duygularını ifade ediyor. Orhan abi yapmamız gereken neler var? Lütfen biz bir aileyiz. Bunun şimdi, için varız. İşte o kadar kısa insan ömrü şimdi ki. Şimdi bizim yapmamız gereken bir şey var. Buyurun hocam. Birbirimizi küçümsemeden sevelim. Bir hastalık hepimiz için. Bir anda buraya geldiğimiz zaman gülüyorduk, bir haber aldık. Bir anda yıkıldık, üzüldük. Biz bu üzüntüleri yaşamamak için birbirimize destek olalım. En büyük desteğimiz sevgidir. Ne diyorlar şimdi? Ya sen güçlü ol, seversen kanseri yenersen. İçimde yaşama sevinci olmasa, sevgi olmasa kanser beni yener. Tuşa getirir hemen. Ama bu birlikteliği çok iyi yaşatalım. Sizlerin bir haberde gördüğüm kadarıyla şurada bir anda perişan oldunuz. Bu perişanlık insanların cemiyetlerdeki durumunu dile getiriyor. Yani sizleri bu yönden de kutlarım. Evet. Orhan abi kesinlikle yalnız değilsin. Çünkü insan sağlığı kadar bir de insanın sağlığına en büyük katkı vefadır. Biraz sonra çok anlamlı bir kısa filmimiz var. Yıllarını tribünlerde Türk'ün gururu, onuru, yani o suflörlük deriz ya, suflör büyük baget halinde bir amigo Birol'un bugün önemli bir vedası vardı. Hiç kimse sıfatların arkasında kalmasın. Hepsi geçici. O sıfatlar gidince işte böyle yapayalnız kalıyorsunuz. Vefa devreye giriyor. İşte onun için sizin dediğinize katılıyorum. Birlik beraberlik içerisinde olalım. Ve Orhan Budaklar da kolay yetişmiyor. Biz sizler kolay yetişmiyorsunuz. Yıllarınızı veriyorsunuz. Bakın yani şimdi Mehmet arkadaşım, ben bayıldım şimdi. Bir basketbolu tane tane anlattı. Diğer branşları da tane donanımlı. Tane.